Arkadaşlar merhaba, Kaplan'ın bilançosuna bakacağız. Arkadaşlar niye böyle bilançoları peş peşe çekemiyoruz? Zaman yetmiyor arkadaşlar. Bunların hazırlık aşaması var, şeyi var. Ondan sonra 603 tane şirket var. Bunların çoğu son güne sıkıştırıyor, hepsi beraber geliyor. Böyle peyderpey parça parça gelse. O zaman yaparız. Dolayısıyla biz fırsat buldukça bilançoları çekiyoruz. Tabi bu arada bazı değişiklikler oluyor ama olsun. Biz değere önem veriyoruz arkadaşlar, fiyata önem veriyoruz. Hisselerin nereye gittiğine, nereye gitmediğine bakıyoruz. Dolayısıyla fırsat buldukça çekeceğiz bu bilançoları arkadaşlar. Bugün de Kaplan'dan başlayacağız arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, önce yasal uyarıyı okuyorum. Ondan sonra bazı açıklamalarda bulunacağım. Şimdi sevgili arkadaşlar, burada bahsettiğimiz Faruk Kakan'ı tam olarak Faruk değil, faaliyet karı da değil. Öyle söyleyeyim. Faaliyet karından vergileri düşüyoruz. Yani kurumlar vergisini, ondan sonra üstüne de amortismanı ekliyoruz. Çünkü amortisman vergiye tabi değil. Dolayısıyla ne tafavuk oluyor ne de faaliyet karı. Ama ben bahsederken faaliyet karı diye bahsedeceğim. Ayrıca öz kaynak büyümesine gelince, orada öz kaynak bildiğiniz normal öz kaynak değil arkadaşlar. Bunun içinde temettü, ondan sonra tahsisli, ondan sonra bedelli, bütün bunların hepsi içinde arkadaşlar, tamam mı? Yani onları bertaraf edip, onları bertaraf ettikten sonra bu öz kaynaklar gerçek anlamda ne kadar büyümüş? Yani bedelli yaparak tabii ki öz kaynaklar büyür değil mi? Yani işte geçen sene sermayesi 100 olan, ödenmişi de 100 olan adam %100 bedelli yaparsa ne olur? Öz kaynakları 200'e çıkar ama ne olur bu? %100 büyümüş olur değil mi? Ama biz işte onları bertaraf etmek için bütün bunları soyutluyoruz arkadaşlar. Gerçek anlamda öz kaynaklar ne kadar büyütmüş onu size anlatacağız. Kaplaminden başlayacağız. Evvel arkadaşlar, nakit döndürme süresi kısalmış. Net işletme sermaye açığı artarak devam ediyor arkadaşlar. Yabancı paranın öz kaynakları oranı 0,27, yani çok büyük bir oran değil ama artıda en azından. Net borç 15 milyon artarak 88 milyona yükselmiş. Nakit akışı bir ayda bozulmuş bir önceki çeyreğe göre arkadaşlar. Ne demek nakit akışı bozulmuş? Yani kar yapmış ama yaptığı kar hayali olduğu için, yani kağıt üzerinde olduğu için kasaya para girmemiş, öyle söyleyelim. Kasaya girmeyince biz de nakit akışı bozulmuş diyoruz. Yani sonuçta kar yapınca kasaya girmesi lazım arkadaşlar. Yatırımlar yapmış ufak tefek arkadaşlar, gidip inceleyin yani artık kendi gücünce. Stoklar da çeyreklikte %24 oranında azalmış. Stoklar 3 çeyrektir azalıyor arkadaşlar. Bu sefer az azalmış. Daha önceki çeyrekte daha çok azalmış. Bütün bunlardan bahsettikten sonra gelelim hasılat tarafına. Satışları nasıl? Kaliteli mi? Kalitesiz mi? Artıyor mu? Bunu ölçmeye yarayan bir ölçü arkadaşlar. Her şeye yüzdelik bakıyoruz. Onu da söyleyelim arkadaşlar. Bir önceki çeyrekle bir sonraki çeyrek arasındaki yüzdesel değişimlere bakacağız. Bir de bir yıl gidip, geriye gidip bakacağız. Mevsimsellik var mı yok mu? Hem de bir yıl da çizdiği ortaya bakacağız. Hasılattan başlayalım. Hasılat geçen yıl bu zamanlar bir önceki çeyreğe göre %3,60 oranında azalırken şu anda 7,87 oranında azalmış. Bir önceki çeyrek de 25,05'miş, pozitifmiş. Dolayısıyla bu arkadaşlar her iki çeyrekten daha kötü olmuş değil mi? Evet, her iki çeyrekten kötü olmuş. Şimdi hasılatta bir düşme var arkadaşlar, onu biliyoruz. Rakamsal olarak da düşme var zaten de, ama rakamın peşinde değiliz dediğim gibi. Gelelim, kalitesi nasılmış sattığımız değil mi hasılatın? Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla 10,22 faaliyet karı üretirken şu anda 2,10 olmuş. Bir önceki de 2,70'miş. Hem hasılat düşmüş hem faaliyet kar marjı düşmüş arkadaşlar. Hasılata göre. Bu da hiç hoşumuza gitmeyen bir şey. Gelelim net kara arkadaşlar. Geçen yıl bu zamanlar bir önceki çeyreğe göre %8,98 her sattığı maldan yaptığı net kar olmuş. Ama şimdi -10,37 olmuş. Bir önceki çeyrekte 1,02'miş. Bu da her iki çeyrekten kötü olmamış. Son 7 çeyreğin en kötü performansını göstermiş arkadaşlar. Gelelim öz kaynak kısmına. Bu da burada da arkadaşlar öz kaynakların ne kadar verimli kullanıyor. Onu ölçmeye yarar. Yani öz kaynakların verimli mi, verimsiz mi kullandığının göstergesi. Çünkü şirketler süreç içerisinde büyür zaten. Öz kaynaklar artar arkadaşlar. Ama yani yanlış bir şey olmazsa, yani yanlış bir şey yapmazsa öz kaynaklar büyük.
O oranda kalitesini, yatırımlarını, değil mi, satışını, tezgahını büyütmesi lazım. Bize böyle bir şirket lazım. Stabil şirket değil arkadaşlar. Dolayısıyla bu ölçüde buna yarıyor arkadaşlar. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla %189.74 hasılat yaparken şimdi ne olmuş? 56.94'e düşmüş. Bir önceki çeyrek 62'ymiş. Dolayısıyla bu son 7 çeyreğin en kötü performans olmuş. Neden? Öz kaynaklar artmış, satışlar o derece artmamış. Neden öz kaynaklar artmış, o derece artmamış? Çünkü öz kaynaklar kısmına gelince göreceğiz. Suni bir şekilde arttığı için arkadaşlar. Gelelim. Her 100 liralık öz kaynaklarıyla ne kadar faaliyet karı üretmiş? Geçen sene bu 19.39'muş. Şu anda 1.19. Bir önceki çeyrek 1.54'müş. Bu da zaten son 7 çeyreğin en kötü performansı olmuş. Gelelim net kar kısmına. Her 100 liralık öz kaynaklarıyla ne kadar net kar elde etmiş? Geçen sene bu oran 17.05'miş. Şu anda -5.90. Bir önceki çeyrek 0.63'müş. Dolayısıyla bu da son 7 çeyreğin en kötü performansı olmuş. Peki ne olmuş arkadaşlar? Ne anlayacağız? Bir de öz kaynak kısmına gelelim şimdi. Oradan sonra söyleyeceğiz. Şimdi geçen yıl bu zamanlar öz kaynaklar bir önceki çeyreğe göre %10.94 artarken şu anda -6.64 oranında küçülmüş. Yani arkadaşımız öz kaynaklarını yemiş. Tamam mı arkadaşlar? Bu çeyrekte. Evet arkadaşlar. Peki bu yıllık büyümeye geldiğinizde böyle absürt büyümeler görüyorsunuz değil mi? Sebebini söyleyelim arkadaşlar. 2022-12'de arkadaşımız 232.756.797 liralık yeniden değerlendirme yapmış arkadaşlar. Yeniden değerlendirme yapmış. Bu öz kaynaklarının ne kadarına tekabül edilmiş? %162.32 oranında yeniden değerlendirme yapmış. Ne kadar sürede yapmamış? 600 süresince yapmamış gelmiş. Ondan sonra demiş ki benim değerlendirme yapma zamanım geldi. Yapmış. E o zamana kadar hisseyi toplarsın, alırsın, birilerine haberi olur değil mi? Alır 3 lira 5 liradan sonra gider onu zirveleden küçük yatırımcıya bırakır. Şimdi bu doğru bir şey değil arkadaşlar. 6 yıl yeniden değerlendirme yapmak bir şey değil. Bu da tamamen görev işte yetkililere düşüyor. SPK'ya düşüyor. SPK buna bir itiraz etmesi lazım. Yani hiç kimse 6 yıl değerlendirme yapıp kalkıp 6 yıl sonra toplan yapamaz. O zaman gidip hesaplara bakmak lazım. Bunu o düşük fiyatlardan kim aldı? Onlara bakmak lazım. Yani kim içeriden bilgi alıyor? Kim ne yapıyor? Değil mi? Bunu yapmak lazım. Neyse gelelim arkadaşlar. Bu konu bizim değil. Ben söyleyeyim yine. Yetkililer bu konuda ciddiyete davet ediyorum. Yani bunlara önem göstersinler. Küçük yatırımcı ezdirmesinler arkadaşlar. Şimdi gelelim arkadaşlar. Yıllık öz kaynak büyümeye bakın 2022'de 108.29 sonra bak 22-12 gelince 327'ye zıplıyor. Niye? Çünkü orada değerlendirme yaptığı için. Sonra ortadan değerlendirme kalkıyor. Hala kalkmamış. Geçti değerlendirme etkisi bu senelik 12'ye kadar gidecek. Ondan sonra 176'ya düşüyor. Ondan sonra 132'ye düşüyor. Muhtemelen bu daha da aşağı düşecek. Daha da aşağı düşecek arkadaşlar. 12'ye geldiğimizde bu kadar %167'lik bir değerlendirme olmadığı için orada da çok ciddi bir gerileme göreceğiz. Evet, fiyat hareketine bakalım arkadaşlar. 21.12.2021'den bu yana gördüğü en düşük fiyat 24.8 kuruş. Niye orayı baz alıyorsun? Ya ben burayı baz almışım. Sen kendine başka bir baz noktası seçebilirsin. Ben burayı baz almışım. Her şeyi burada ölçüyorum. Bu benim miladım arkadaşlar. 9. çeyrek bilançosu benim miladım. Ben orada sıfırladım her şeyi. Dedim ki buradan başlayacağım. Onun için buradan ölçüyorum. Yani bu şart değil. Bu doğru da değil. Onu da söyleyeyim. Siz kendinize başka bir milat oluşturabilirsiniz. Ben oradan bu yana baktığım en düşük fiyat 24.58'miş. Oradan bu yana öz kaynaklar %436 giderken fiyat %498 gitmiş. Yani az bir şey fiyat geride kalmış. Peki diğer şeylere bakalım. Halka açıklığına 16. Çok düşük bir oran arkadaşlar. Dolayısıyla 15-16-20'nin altında olan rakamlarda ne yaparlar arkadaşlar? Birileri hisseyi toplar. İstediği gibi oynar arkadaşlar. Hepsini toplar. %90'ını toplar halka açık oranını. Ondan sonra av bekler arkadaşlar. Siz bir yerden girdiğiniz zaman bütün hisseyi size kusar sizin gücünüz yoksa o zaman ne yapar arkadaşlar? Sizden o parayı almadan değil mi? Almadan çıkmaz. Siz o parayı teslim edersiniz ona. Ondan sonra o alır. Artık ne kadar canı istiyorsa ne kadar razı geldiyse ondan sonra tekrar yukarı sürer ve tekrar yeni bir av bekler. Burada fiyat doğru oluşmaz arkadaşlar.
5 yılın en düşük gördüğü piyasa değeri defterinde 1.24'müş. Şu anda 7.60'da kaç katı yapar arkadaşlar ya? Aşağı yukarı 7 katı diyelim. Kafadan atıyorum ben, merak eden hesaplasın. Yabancı paranın öz kaynaklı etkisi 0.01. Zaten yabancı para pozisyonu da çok fazla yüksek değildi. Dolar da zaten çok bir yere gitmedi. Evet arkadaşlar, zirvesi 144 liraymış. Şu anda fiyat 123.80 arkadaşlar. Zirvesinde de %14 aşağıdaymış. Çok da büyük bir aşağıda da değil arkadaşlar. Yanlış mı baktım diye tekrar baktım. Kaplamin yerine başkasına bakarız. Evet arkadaşlar, şimdi bir takım ölçümler yapacağız arkadaşlar. Şimdi ölçümlerimizin en baştaki defter değerimiz, yani öz kaynağımız ne kadar sürede piyasa değerine gider? Neyle gider? Şu gördüğünüz 132.93 yıllık büyümeyle. Ne çıkıyor arkadaşlar? 2.33, 27-28 ay çıkıyor. Yani siz buna 123 lira vererek bu büyüme devam ederse, ki etmeyeceğini açıkçası arkadaşlar, bunu kesinlikle size söyleyeyim, bu etmeyecek yani. Burada sürpriz var etmesi için. Eğer böyle devam ederse siz 30 ay sonraki öz kaynağı şimdiden almaya kabul ediyorsunuz. Alırsınız, almazsınız, size çok gelir, az gelir, o sizin bileceğiniz iş. Ben rakamları söyleyeyim, gerisini çekileyim. Defter değerimiz yine 17-23, bunu alternatif getiriyle kıyaslayacağız. Yani sen bunu büyümeyle çoğaltırsan, %132.93 çoğaltırsan, bu şirketin ortağı olarak öz kaynaklardan dolayı bir yıl sonra 22.91 lira para kazanacağız. Bu şirketin ortağı olarak, fiyattan değil bak arkadaşlar, fiyatla karıştırmayın. Bunun ortağı olarak öz kaynaktan dolayı kazanacağız. Peki biz bu şirkete ne veriyoruz? 23.80 lira. 23.80 lira veriyoruz ama 17.23 lira bir öz kaynak satın alıyoruz. İşte bunu şirkete değil de faize koysanız %40'tan alacağınız para 49 lira. Yine herhangi bir duran varlık alırsanız enflasyondan kaynaklanarak 48 lira 68 kuruş para kazanacaksınız. Dolayısıyla şu anda alternatif getiri şirketin getirisinin tam 2.16 katı. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Ya sen bu şirkete yatırım yaparsın, yine de para kazanırsın. Ama paran enflasyona karşı erir. Niye? Çünkü sen bunu 17 lira vermiyorsun bak. Değil mi? Bunun defter değeri 17. 17 lira versin, göbek atarsın. Sen buna ne veriyorsun? 123 lira defter değerinin 7 katını veriyorsun. 7.10. İşte o parayı faize yatıracaksın arkadaşlar. Anladınız mı? O parayı faize yatırdığınızda kat be kat fazla para kazanabiliyorsun. Değil mi? Ama şirkete yatırdık. Şirkete bu ne olursa olsun bu fiyat 500 bin lira da olsa, 500 trilyon da olsa, o şirketin kazanacağı para şu öz kaynaklarını, şu yıllık büyüme var ya, işte o kadar kazanacak arkadaşlar. %132.93. O da bu büyümeyle, ki bunun da böyle gitmeyeceği aşikar arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim. Arşın buradaysa Alep de buradadır. Bir sonraki bilanço göreceğiz bunun böyle gitmeyeceğini. Onu da size söyleyeyim. Hele 12'ye geldiğinde böyle bir absürt şey de yapmayacak. Yeniden değerlendirme yapmayacak. Birdenbire kendinizi çukura düşmüş gibi göreceksiniz, hissedeceksiniz. Ben size gerçekleri söylüyorum. Gördüğümü söylüyorum. Ama fiyat ne olur? Ya fiyat, abi sen ne konuşuyorsun ya? Fiyat 123'ten 12.000'e gider. Ya ben bunu bilmem mümkün değil ki. Ben fiyata bakmıyorum. Bak arkadaşlar, ben bu fiyatla oynayanlara bakmıyorum. Onlar zaten başka türlü işler yapıyorlar. Ben buna bakmıyorum. Ben yatırımcıyla ilgileniyorum, yatırımcıyla. Ben burada değerle ilgileniyorum, fiyatla ilgilenmiyorum. Fiyatı marifet olan birisi en düşük yerden alır, en yüksek yerde satar. Hatta günlük alıp satamıyor. Ben ona ilgilenmiyorum. Ben yatırımcıyla ilgileniyorum. Yatırımcı al sat yapmaz. Alır, kaliteli şirketler alır. Onun öz kaynak büyümesinden faydalanır. Elbette, değil mi arkadaşlar? Esas amacımız bu. Esas amacımız bu. Biz öz kaynakları ne kadar büyüyor bizim orta olarak. Çünkü fiyat düşer çıkar, değil mi? En ufak bir şeyde sallanır, 15-16'ya gelir, 300 lira 500 lira gider. Fiyatla oynamak mümkün değil ki. Fiyat anlamak da mümkün değil. Bunun bir sürü şeytan var, cirit atıyor ya, ben ne bileyim o gruplar hangisine girecek, değil mi? Bir sürü şarlatan var Twitter'da, Space Odalar'da alıyorlar satıyorlar, bunu ne yapıyorlar, değil mi? Allem kolem işleri dönüyor. Biz bilemeyiz ki bunların, bu grupların buraya gelip bu işi götürüp götürmeyeceklerini. Zaten bununla ilgilenmiyoruz. Onun için dedim ya, fiyatla ilgilenmiyoruz. Fiyat şeytandır. Biz değerle ilgileniyoruz. Değerle. Bu şirkete yatırım yaptın, ne kadar para kazanacaksın, onunla ilgileniyoruz. Arkadaşlar, sonuç itibariyle şu. Etkinlikler kötü. Açıkçası. Biraz ufak tefek yatırım yapmış. Yani o öyle çok büyük çaplı değil. Faaliyetler kötü. Öyle söyleyeyim. Geleceğe yönelik umutlar da kötü.
bir herhangi bir ışık veren bir umut da yok. Ne var iyi taraf? Alternatif getirinin altında kalmış. Değil mi? Demek ki yatırıma uygun değil. Bu kadar basit. Ama ben yine de alırım diyorsan senin bileceğin iş. Sonuçta kazanırsan bana vermeyeceksin. Kaybedersen de paranı ben vermeyeceğim. Ben fiyatı oynarım. İstediğimi yaparım. Tabii ki istediğini yapmakta özgürsün arkadaşlar. Yani ben gitmez falan demiyorum ki. Fiyat gitmez demiyorum. Sakın yarın bir gün fiyat giderse abi fiyat gitti falan. Ben ona ilgilenmiyorum ki. Düşerse de çıkarsa da beni aramayın. Bak ben diyorum ki yatırıma uygun değil. Fiyata karışmıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar burada emek harcıyorum. Videoları lütfen beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Algoritma onu ön plana çıkarıyor. Siz bunu yaparsanız ben de daha çok görünür hale geleceğim ve şevkle video çekmeye devam edeceğim. Siz de faydalanacaksınız. Ayrıca bu kanala üye olur ve bildirimleri açarsanız bu tür videolardan haberiniz olacak. Gidip araştırma yapacaksınız. Bak ben sizin araştırma, adınıza araştırma yapıyorum. Biliyorum, bakıyorum. Ya nereden büyüdü bu? Nereden getirdim parayı diye gidip bir sürü bilanço karıştırıyorum. Gidip ta 2022'nin 12'sinde bunun yeniden değerlendirme yaptığını görüp gelip burada yazıyorum. Söylüyorum size. Arkadaşlar bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.